Sezona Yalova'ya verdiğimiz şampiyonluk sözüyle başladık. Amacımız takımımızı eski günlerine, profesyonel liglere geri döndürmekti. Bunun için de şehir olarak kitlendik. Sayın Valimizin yanımızda olması, aynı zamanda Yalova'daki diğer partilerin, ticaret odasının birer üyeleriyle yönetime renk katmaları bizi birlikteliğimizi sağladı. Amacımız bütün Yalova'yı kucaklamaktı, hep beraber bunu başarmaktı. Şu ana kadar da geldiğimiz tabloda başarılı olduğumuza inanıyoruz. İnşallah sezon sonunda da bunu Yalova'yı profesyonel liglere taşıyarak göstereceğiz. Burada en önemli şey takımımızın nasıl kurulduğu, maliyeti ve sezon içerisindeki harcamaları, gelirleri, bunları biraz değinmek istiyorum. Sezon başından beri şeffaf olacağımızı, her ortamda rahatlıkla finansal tablomuzu açıklayacağımızı bildirmiştik. Yaklaşık 2.200.000 lira bir bütçeyle sezona başladık. Yaptığımız transferler, sezon içerisinde tahmini giderlerimizle kattığımız zaman önümüze böyle bir tablo çıktı. Bu tabloda hem yönetimsel olarak desteklerimiz oldu, hem dışarıdan aldığımız desteklerimiz oldu. Özel firmalar, şahıslar destekte bulundu. Partilerden destekler geldi, belediyeden destekler geldi. Hepsine çok teşekkür ederiz. Onları ben birazdan tam net rakamlarıyla açıklamak istiyorum sizlere de. Ana giderlerimiz içerisinde futbolcu giderimiz var. Onun dışında yol masraflarımız, konaklama, yemek, malzeme giderlerimiz ve gözle görünmeyen elektrik, su, cari giderler var. Sezona başlarken dedik ki ilk önce bize bir ana sponsor lazım. Sağolsun Sayın Valimizin de destekleriyle Nekmar'la bir ön görüşme yaptık. Kendileri takımımızı tanıdı. Biz onları tanıdık ve güzel, sıcak bir gelişme oldu. Kendileri Yalovaspor'un forma reklamını vermek istediklerini bize ilettiler. Biz onur olduk. Kendilerine bir kez daha teşekkür ederiz. Ve Yalovaspor'un formasına Negman ismi yazıldı. Kendileri bize bütün sezon boyunca 120.000 liralık bir anlaşma yaptık. Artı malzeme giderlerimiz. Onlar da yaklaşık şu ana kadar 60-70.000 lirayı buldu. Ve tamamını Nekmar karşıladı. Yaklaşık 180.000 liralık bir anlaşma oldu. Onun dışında milletvekillerimizin destekleri oldu. Onlarla beraber bazı girişimlerde bulunduk. Milletvekillerimizin destekleriyle yaklaşık 300.000 lira kendilerinden bir imkan yaratıldı Yalovaspor'a. Belediyemiz yemek giderlerimizi karşılıyor. Son Ocak ayında bir maddi yardımlar oldu ödemelerimizde. Yaklaşık bir 300.000 lira civarında sezon içerisinde bir yemek maliyetimiz var. Onu Yalova Belediyesi karşıladı. Yaklaşık şu ana kadar da 100.000 liralık da bir maddi yardımda bulundu Ocak ayı içerisinde. Onun dışında şahıs ve özel firmalardan destekli oldu. Kendileri isimlerin açıklanması pek istemediler. Onların da toplam geliri yaklaşık 200.000 lirayı buldu. Şu ana kadar kulübümüz 1.400.000 liralık bir ödeme yaptı. Aradaki farkı da yönetim olarak arkadaşlarımla beraber biz karşıladık. Şu anda kulübümüzün hiçbir oyuncuya, hiçbir kurum veya kuruluşa veya şahsa bizim dönemimiz süresince herhangi bir borcu yoktur. Geçmiş dönemlerden olan borçlar var. Onları da inşallah 3.'ye çıktığımızda kendileriyle oturup ortaya bularak çözümlemek istiyoruz. Ama tekrar söylemek isterim, bizim yönetimimiz boyunca hiç kimsenin Yalovaspor'dan şu an bugün itibariyle herhangi bir alacağı yoktur. Sadece bir oyuncumuz var. Onunla ilgili bir aramızda ne yapacağımıza dair, transfer sezonu 15 Şubat'ta kapanıyor. Ne yapacağımıza dair bir soru işareti, onu da kendi aramızda biz çözdük. Biz bundan sonraki süreçte Yalova artık biliyorsunuz şehir stadımız yenilendi. Sağ olsun devlet büyüklerimiz senelerce dokunulmayan stadımıza tadilattan geçirdi. Çimlerimiz değişti. Tribünlerimiz çok kötü vaziyetteydi. Tribünlerimiz tadilat gördü. Daha güvenli bir ortam yaratıldı seyirciler için. Hem futbolcular rahat bir zeminde top oynayacak, seyirciler de rahat bir ortamda maç izleyecekler güvenli bir şekilde. Arkada antrenman, bizim antrenman sahamız ama diğer takımların da maç yaptığı sahalar vardı amatör 1-2. Dün İl Spor Müdürlüğümüzün önderliğinde bir toplantı gerçekleştirdik. Orada antrenmanlara açıldı. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse maçla oynanacak. Muhtemelen aramızdaki konuşma detaylandıracağız. İzmir Spor Yalova'ya gelecek 2 hafta sonra, 2 haftadan daha bir süre. Yalovaspor İzmir Spor maçının Yalova Amatör 1'in açılış maçı olarak düşünüyoruz. Ondan sonraki iç saha maçımızda da şehir stadımızın, çimlerimizin açılış maçı olarak planladık. Çok güzel oldu. Görmenizi, ziyaret etmenizi isterim. Eminim Yalovaspor'un bu süreçte geldiği başarıyla stadımız epey de olacaktır. Havalar da güzeliyor. Herkesi maçlarımıza bekleriz. Bir coşku hep beraber futbolcularımıza da çok olumlu etki yapacaktır. Bundan sonraki süreçte bizim kulüp olarak oyuncularımıza prim sözlerimiz var. Kazandıkça onlara biz prim dağıtacağız. Maç başı ücretleri var. Her maçın sonunda aldıkları. Yaklaşık 12.000 lira maç başı ücretleri. Primlerimizde maç başı 12.000 liraydı. Bazı maçları 2'ye katladık, 24 yaptık motive olsunlar diye. Fakat şampiyonluk yaklaştıkça, sezonun sonu yaklaştıkça biraz daha arttırmak gerekecek muhtemelen.